Kayıp, geçmiş, gelecek ve bugünle içten bir yüzleşme çabası. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği Kayıp oyunu, savaş sonrası neslin neyi kaybettiği sorusunun yanıtını arayan bir sorgulama. Geride bıraksak olmuyor mu? Bıraksak şu geçmişi, o da bizi bıraksa olmuyor mu? Kazımasak, hortlamasa o da. Takılıp durmasa ayaklarımıza böyle ağır prangalar gibi. Ağırlaştırmasa adımlarımızı. Yürüyüp gitmek istiyorum. Böyle hafif. Bu toprağın başka bir anlamı olmasın benim için. Toprak, toprak olsun sadece. Ali Ummanel'in yazıp yönettiği Kayıp, evrensel diliyle dünyada savaşların ve kayıpların olduğu tüm coğrafyaların acısını paylaşıyor ve bizi birbirimizin acısını anlamaya çağırıyor. Zaman durdu. Hareket eden tek şey kızıl bir toz bulutu. Bir süre sonra oğlumu gördüm. Kucağında küçücük sandıkta babası. Çukura indiriyordu. Koca adam o küçücük kutuda. Oğlum neredeyse 30. Babası 25 yaşında. Kayıp oyunu 19 Ocak akşamı saat 20'de Rumca altyazılı olarak Lefkoşa'daki Satirigo Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Nasıl karar verdin Kayıp oyununu yazmaya? Kayıp oyunu bir ihtiyaçtan doğdu. Yazma ihtiyacı hissettim. Çok uzunca bir zaman daha oluşturulan kısa metinlerin hem bir araya getirilmişi hem de yeniden kurgulanışı gibi bir yazma süreci oldu. Bu zaman da 6-7 yıl gibi diyebilirim. Fakat toparlanma, bir araya getirilme, yoğunlaşıp tamamlanma evresi işte 2012 yılında gerçekleşti. Bu ihtiyacı da tanımlamaya çalışırsam şöyle bir şey diyebilirim. Hem kendi toprağımın kanayan, hali hazırda devam eden bir meselesiydi. Hem de benim bu meseleye bakışımı ya da bu meseleye farklı açılardan nasıl bakılabileceğini kurgulayıp yansıtma çabamdı. Dolayısıyla bugünün, bu zamanın, bugünkü kuşağın sorunlarına değinerek geçmişteki bir meseleyi ele almaya çalışıyorum. Çünkü buna ihtiyaç duydum. Sen bu oyunu yazarken belli bir toplumun acısını anlatmaya çalışmadın, evrensel bir dil kullandın ki bence bu çok önemli bir şeydi. Neden böyle bir dil kullandın? Benim bu meseleyi evrensel bir dille yansıtmaya çalışmam sanatın misyonunun bu olması gerektiğine inandığımdandır. Bu oyunu başka bir ülkede izleyen, başka bir seyirci de kendinden bir şeyler bulabilmeli ya da kendi coğrafyasının toprağıyla ilgili bir sorun üzerine düşünebilmeli mesela. Ya da aslında bir diğer taraftan da bu konu özellikle kayıplarla ilgili, yani daha doğrusu kayıplardan yola çıkarak yazılmış bir oyun olduğu için ve bu da bizim coğrafyamızın çok hem yakın hem uzak bir tarihinde bir savaş gerçeğinin neticesi olduğu için bu konuyla nasıl hesaplaşmamız gerektiği üzerinde düşündüğüm için böyle daha bir evrensel yön bulmaya çalıştım. Çünkü biz bir çatışma dönemi yaşadık. Çok şiddetli ve çok kalıcı acıları, hasarları olan bir dönem yaşadık. Şu anda belki bir savaş durumu yok ama bireylerin kendi hayatlarında, kendi içlerinde bir savaş olmadığını kimse söyleyemez. Dolayısıyla biz bu dönemi aşmak istiyorsak, yıllardır süregelen bir çözüm arayışı süreci var mesela. Biz o süreçten gerçek bir barışa, teknik bir çözüme değil de gerçek bir barışa evrilmek istiyorsak, birbirimizin acısını daha insani bir temelde anlamak zorundayız. Anlamaya çalışmak, empati yönümüzü geliştirmek zorundayız. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlayıcı,
unsura dayanmadan, milliyetçi ya da din yönünden bakan bir unsura dayanmadan insani zeminde birbirimizi anlamaya çalışırsak, birbirimizin acısının özüne inmeye çalışırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha iyileştirici olur diye düşünüyorum. Aksi halde bu travmalar kuşaktan kuşağa geçiyor, aktarılıyor. Bu iyileştirici, tedavi edici bir yönde bunu aşmak istersek öncelikle şu insani meseleye bir bakmamız gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem birbirimizin, yani aslında bir Türk'ün de Türk'ü, bu kayıp meselesiyle doğrudan bağlantılı olmayan bir Kıbrıslı Türk'ün de bir diğerini anlayabilmesi ya da bir Rum'un, Kıbrıslı Rum'un da bir diğerini anlayabilmesi ve aynı şekilde Türk'ün Rum'u, Rum'un Türk'ü anlayabilmesi ancak bu en insani, en evrensel boyutta gerçekleşebilir diye düşünürüm. Sanatın da aslında bu kısıtlayıcı değil, kapsayıcı, geniş yönüne inanıyorum. Daha insani olan öze dokunmak misyonu olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir yol seçtim diyebilirim. Bununla beraber oyunun bir Shakespeare bağlantısı var mesela ki bu evrensellik düşüncesine hizmet ettiği kanaatindeyim. Falan ordumuzun atını belki hediye eder diye öve öve bitiremeyen falanca ordumuzun kafatası olamaz mı? Olabilir. Evet ya, neden olmasın? Ama şimdi kurt sultanlarının emrinde bu çenesiz tepesini mezarcı küreğe delmiş kafa. Kayıplar konusu aslında çok kolaylıkla milliyetçiliğe evrilebilecek bir konu ve şöyle bir algı var. Onlar bizi öldürdü, hep kayıplar bizim, hep mağdur biziz. Yani her iki toplum da bunu yapıyor. Yani Türkler de yapıyor, Rumlar da yapıyor. Dünyanın her yerinde aslında buna benzer ikilemler oluyor hep. Biz ve onlar ayrımının ortadan kalkması için şu insani öze bir inmemiz lazım. Yani acı acıdır. Bir babayı kaybetmek bir babayı kaybetmektir. Bir eşi kaybetmek bir eşi kaybetmektir. Bunun o işin o noktasında herhangi bir milliyet ya da din ayrımı yoktur. Kimlik ayrımı yoktur. O acı aynıdır ve biz oraya inersek birbirimizi oradan, bütün o katmanların altından daha insani bir yerden anlamış oluruz diye düşünüyorum. Nitekim bununla ilgili bir örnek vermem gerekirse, bir önceki oyunumda yine kayıp meselesinden yola çıkarak yazdığım 2009 yılında Fransa'da sahnelenen bir oyundu. O oyunda yer alan seyirciler arasında ki uluslararası nitelikte bir seyirciydi. Bir Arnavut seyircinin oyun sonrası gelip bu oyun benim ülkemin hakkında, bunu benim ülkemde de sahnemelisiniz dediğini unutamıyorum. Dolayısıyla aslında bunun dediğim gibi bir acının bir şey kimliği yok. Acı her yerde acıdır. Dolayısıyla aslında benim hedefim sanırım o seyircide yarattığım etkiyi başka seyircilerde de yaratmaya çabalamaktır. Yani bu oyun Türkleri de anlatabilir, Rumları da anlatabilir. Bir Arnavut'un hikayesini de anlatabilir. Bir Boşnağ'ın hikayesini de anlatabilir. Dolayısıyla oyunda birebir bir kodlama, isim ya da bir coğrafya kodlaması ya da bir zaman kodlaması bulunmuyor. Çünkü savaş ne yazık ki evrensel bir şey. Ve savaş sonrası yaşananlar da ne yazık ki aynı. Yani savaş sonrası kuşağın yaşadığı o umutsuzluk, o anlam boşluğu meselesi ne yazık ki aynı. Bu coğrafyadan coğrafyaya değişmiyor. O bir durum, o bir gerçek, o bir olgu. Ben buna yaslanmaya çalışıyorum ve neden bu konuya değiniyorum sorusunda bir sorumlulukla yanıtını bulmaya çalışıyorum. Oyunu ortaya çıkarmadan önce, o eseri seyirciyle buluşturmadan önce o yanıtı bulmaya çalışıyorum. Yani çok düşünüyorum üzerine. Oyun çıktıktan sonra epey bir zaman bunun hesaplaşmasını da biz kendimizle yaşadık. Evet, oyun aslında kayıp meselesinden yola çıkıyor. Öyle bir hikayeden yola çıkıyor ama aslında çok başka da bir yere doğru gidiyor. Yani evet, oradan yola çıkıyoruz ama biz neden bu oyunu sahneliyoruz? Bizim bu acıya değinmekte topluma faydamız ne olacak gibi düşündüğüm zaman dolayısıyla tabii bu sanatsal olarak o yaratımı da belirleyen bir şey. Genç kuşakla ilgili bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Bir sorgulama başlatmaya çalışıyoruz. Bizim geçmişte yaşadıklarımız bugünkü genç kuşağı ne şekilde etkiliyor? Ve bizim buradan çıkışımız, ileriki kuşaklar için umut ve barış yolunu açmamız ne şekilde gerçekleşebilir gibi bir sorgulamaya çekmeye çalışıyoruz seyirciyi. Bu da edebi, sanatsal, tiyatro katkısıdır bu konu üzerine. Dolayısıyla yani doğrudan bu konulara dönüp binlerce vaka var bu şekilde ve
binlerce farklı şekilde ele alınabilir. Biz sanat yoluyla aktarırken neyi düşünmeliyiz dediğimde bütün bu düşüncelerden geçerek sonuca varıyoruz. Yani bu bahsettiğin şeylerin hepsi aslında bir yüzleşme toplumun kendiyle, acılarıyla ve diğer toplumların acılarıyla bir yüzleşmesi aslında ve tiyatro aracılığıyla siz bu yüzleşmeyi sağlıyorsunuz. Buna çabalıyoruz kesinlikle. Oyunun en başlıca temalarından biri bu zaten. Bunlar sürüp gidiyor yani. Bugün bir boşnak da çok benzer bir acıyı paylaşır. Her yıl Srebrenica'da bizim ülkemizde yaşanan sürece çok benzer süreçler yaşanıyor. Kimlik tespitleri, kazılar yapılıyor ve her yıl yeni bulunan cenazeler defnediliyor yeniden. Orada da sürmekte olan bir süreç var. Bizim ülkemizde de hem Rumlar hem de Türkler için sürmekte olan bir süreç var. Hem birbirimizi anlamamız, birbirimizin farkında olmamız, hem de bunları aşabilmemiz için böyle bir çalışma içindeyiz. Ve oyun içinde de aslında insanın kaçamayacağı toplumsal koşullardan dolayı bir zorunlu bir yüzleşme süreci var. Buna da değinmeye çalışıyoruz. Büyük, neredesin? Lan! Ama işim gücüm var benim. Ne işin var, ne yapıyorsun? Şeyleri yerine koymaya çalışıyorum. Hiçbir şey koyduğun yerde durmuyor bu evde. Ha anne! Ne var? Aksesuarımı gördün mü? Neyini? Aksesuarımı, oyun için anne. Hayır. Ya arıyorum, yok. Görmedim. Oyun aslında genç bir oyuncunun serüvenini anlatıyor. Genç bir oyuncunun bir Hamlet rolü oynamak zorunda olan bir oyuncunun bu oyunu, bu rolü oynamaktaki anlam arayışını anlatıyor. Hem rolü açısından hem de hayat açısından bir umutsuzluk, bir anlam boşluğu içindedir. Ve bu kayıp meselesi yoluyla, kayıp olan babanın bulunması yoluyla bu anlama ulaşmak durumunda kalıyor. Biz bunu anlatıyoruz. Bu genç oyuncu aracılığıyla genç kuşağın bizim geçmişimizle sürekli bir yüzleşme çabası ya da yüzleşme zorunluluğu içinde olduğunu da altını çizmiş oluyoruz. Savaş sonrası kuşağın içine çekilmek, içinde bulunmak durumunda olduğu bir yüzleşme var. Bunun da altını çizmek zorundayız. Ama diğer taraftan biz bu yüzleşme, yani geçmişle yüzleşmezsek geleceğin yolunu da açamayız gibi bir önermemiz var. Yoksa oyunda işte dediğimiz gibi bu toprağın altında ne kadar kayıp varsa üstüne de bir o kadar var saptamasını devam ettirmek durumunda kalırız. Biz gerçek bir yüzleşme içine girmeliyiz ki hepimiz bundan sonra böyle umutsuz bir kuşak yetişmesin. Çatışmalar ya da savaşı yaşamamış gençlerin başka bir ruh hali, başka bir kaybolma hali ya da diyebiliriz belki başka bir kaybolma hali var. Sen ve ben de sanırım bu kuşaktanız. Ben savaşı görmedim mesela ama evet. Biz o geçmişin getirdiği tutuk durumu yaşadık süreç olarak. Bizden sonrakiler belki oyunda bir başka bir karakterin dediği gibi uçacak, bilmiyorum. Yani o umutsuz ya da o tutuk durumu yaşamayacak. Belki olanakları çok daha farklı olacak. Ruh halleri de çok daha farklı olacak ama bir gerçek var ki evet, savaş sonrası nesil savaşın etkilerinden savaşmadıkları halde kaçamadı. Bizim burada odaklanmaya çalıştığımız şey bütün bu somut kayıpla soyut kayıp olma durumu arasındaki bağ oluşturmak. Birinin diğerine nasıl yansıdığını irdelemeye çalışmak. Bir var bir yokmuş gibi. Bu kafanın bir dili vardı içinde. Türkü söylerdi bir zaman. Herif nasıl kaldırıp atıyor şimdi yere? Kamil'le şeyin çene kemiğiymiş. İlk cinayetin aletiymiş. Belki de bir politikacının kafatası bu hayvan herifin fırlatmaktı. Oyun dediğim gibi genç bir oyuncunun bir rolle uğraşma çabasını anlatıyor ilk başta. Hamlet rolü verilmiş olan bir oyuncu bu. Fakat bu coğrafyada, yaşadığı coğrafyada, onun ismini vermeden yaşadığı coğrafyada bu Hamlet rolünü oynamak konusunda hiçbir anlam bulamıyor. Bunun anlamsızlığına inanıyor hatta. Fakat hayat öyle bir akıyor ki kayıp babanın bulunma süreci içinde buluyor kendini.
ve öğreniyoruz ki geçmişte bir baba var, o artık bulundu ve yeniden defnedilme süreci başladı. Ve o serüven içinde paralel bir şekilde hem oyundaki bu rolünü oynama, bu oyun hakkında bir anlam, hem de bu süreç hakkında bir anlam bulma yoluna gidiyor. İçinde buluyor kendini bir taraftan. Ve tabii ki bu sadece onun değil, anne ve büyük babanın da hikayesinin, onun hikayesinin içine girmesiyle gerçekleşiyor. Zarfı gördün mü, görmedin mi sen? Hiçbir şeyi koyduğun yerde bulamıyorsun bu evde. Görmedim ben, ne zarfı ben sabahtan beri? Zarf işte, babanın zarfı. Niye her şey kayboluyor bu evde? Niye kaybolsun? Kafan yerinde değil ki senin. Ne bileyim ben nereye koydun, ne zarfı, ne babanın zarfı? Zarf işte, babanı bulmuşlar. Onun zarfı, onu yazmışlar. Babam bulmuş mu? Bu oyunu Kıbrıslı Rumlara da ve büyük ihtimalle herhalde uluslararası platformlarda da sergilemek gibi hedefleriniz vardır diye tahmin ederim. Ondan bahsedebilir misin biraz? Bunu çok istiyoruz. Çünkü en baştan konuştuğumuz gibi belli bir kodlama yok oyunda. Yani bu oyun bir Türk'ün hikayesi olabileceği gibi bir Rum'un hikayesi de olabilir. Bir boşnağın hikayesi de olabilir. O yüzden öncelikle hem bu hem de en baştan bahsettiğimiz misyon gereği, yani birbirimizi anlamamız gerek, birbirimizin acısıyla da yüzleşmemiz gerek ve en insani düzeyde yapmamız gerek bunu. Bu sebeple biz oyunumuzu Kıbrıslı Rum tiyatro seyircisiyle de buluşturmak istiyoruz. En baştan oyunun premierinden önce oyunu halihazırda Rumca'ya çevirmiş bulunuyoruz ve onların da izleyebileceği altyazılı bir şekilde oyunu sahnelemek amacı içindeyiz. Yani bizim aslında arzumuz kayıp yakınlarının izlemesinden ziyade onları anlamak açısından bu konuya uzak olanların bu oyunu izlemesi. Toprağımın erkeği kayıptı. Yerini biliyorduk ama kayıptı. Yeri bilinen ölülere kayıp demek ayıptı. Kayıp oyununda ana rollerden biri de senin rolün. Birazcık bahsedebilir misin rolünden ve oyundan? Hı hı. Kadın, ismi yok. O yüzden çok evrensel. Ama içerik olarak da bize çok yakın. Çok içimizden, çok biz. Ben kendimden birazcık yaşça büyük birini oynuyorum. Kadın benden biraz daha büyük. Çünkü 20'li yaşlarda bir oğlu var. Biraz değil, epey büyük. epey büyük. Bir kere anne olarak, yani oradan yaklaştım ben. Yani bir anne olarak, işte bir erkek çocuğu sahibi olarak. O tabii insana şey yapıyor, yani besliyor insanı, yaşanmışlıklar, tecrübe özellikle. Yani hiç çocuğum olmasaydı belki de bu oyunu daha zor oynardım. O yüzden hem evrensel hem de çok içimizden biriydi kadın. İsminin olmayışı mesela, biraz önce de söyledim. Yani bu oyunu herhangi bir ülkede bu tip bir acıyı yaşamış herhangi bir kadın oynayabilirdi. Kadın adı altında. O yüzden o evrenselliği görüyoruz ve ben inanıyorum bu oyunun başka dillerde, başka ülkelerde oynanacağına, çok sevileceğine, çok ses getireceğine. Çünkü bizim yaramıza dokunuyor. Yani biz bu yaraları hep üstünü kapatmakla uğraştık yıllar boyu. İşte 74'ün 40. yılıydı. Benim evimde kayıplarla ilgili çok şey konuşulmadı mesela. Hep bunların, bu acıların, yaşadığımız göçün hep üstünü kapatmaya çalıştık. O büyük travmaların üstünü kapatmaya çalıştık. Ben anneannemin evinde başka insanların fotoğraflarını görerek büyüdüm. Albümlerini görerek büyüdüm. Onların nasıl kutular içinde saklandığını, belki bir gün gerçek sahiplerine ulaşır diye nasıl korunduğunu görerek büyüdüm. O yüzden şimdi mesela bunları söylerken bile benim tüylerim diken diken oluyor. O yüzden bunun bu yaramıza dokunması, bizim yumuşak karnımıza dokunması ve hiç bilmeyen, evinde hiç bu konuyu konuşmayan insanların da buna şahit olması seyirci açısından çok önemli. Yani ben bir oyuncu olarak bile söyleyebiliyorum, işte benim evimde konuşulmadı bu acılar. Bir göç vardı, o göçten kimse bahsetmedi. Bütün eşyalarını bırakıp başka bir evde, başkasının evinde yaşamaya başlamaktan kimse söz etmedi. O yüzden kimi zaman burada gelen izleyiciden
de festivalde oynadığımız zaman iki gün üst üste gözyaşlarını tutamadı insanlar. Çünkü o kadar bastırılmış şeyler vardı ki. O bastırılmış şeyler de burada işte ortaya çıktı oyun oynanırken. Kayıp konusu da evet çok önemliydi. Hiçbir zaman bu Aliye Manel bunu yazarken de yönetirken de demagoji yapmadan, kimsenin gerçekten yarasına dokunup kanatmak için yapmadan ama böyle bir gerçeği de sanat eseri yoluyla göstermeye çalışması bence tarihte bir yeri oldu yani bu oyunun. Evet, çünkü kayıplar aslında çok kolayla milliyetçiliğe çekilebilecek. Kesinlikle. Halbuki daha insani yönden bakılması, yani insan, orada bahsettiğimiz şey insan. Yani o insan orada o çukurun içinde ben şuyum diye durmuyor, insan olarak duruyor ve geride bıraktıklarıyla, işte bir kadınla, bir babayla, bir çocukla ve yansımalarını görüyor şimdi sahnede de. Yani bu kadın neler çekmiş, o çocuk nasıl inkar ediyor, büyük baba nasıl konuşmuyor, sustu artık, konuşacak hiçbir şey yok. O yüzden içinde insan unsurunun çok güçlü olduğu bir oyun. Kayıp yakınını canlandırmak, yani sonuçta zordur diye düşünüyorum Hatice. Senin için nasıl bir süreçti eşini kaybetmiş birini canlandırmak? Yani işte bu tiyatro birazcık empati meselesi, oyunculuk. Evet, her şeyi bir katil oynarsınız ama bir de bir katil olmanıza gerek yoktur. Tıpkı onun gibi en klişesini söylüyorum evet, şimdi evet. Sana. Ama gözlemlemek tabii. Çünkü eşini kaybetmiş bir kadınla büyüdüm ben. O yüzden çok iyi biliyorum o travmayı, neler yaşanabileceğini, çocuklara tepkiyi, evle olan ilişkinin nasıl olabileceğini çok yakından biliyorum. O yüzden birazcık anıları karıştırıp, etrafa birazcık bakıp, çünkü çevremizde çok var. Hem eşi şehit olmuş olanlar var, kayıp olanlar var. Hem doğal yollarla eşini kaybeden kadınlar var. Onları çok gözlemledim. Dediğim gibi bir de işte deneyimler. İnsan yaş aldıkça daha çok o insan mayasına inebiliyor. Bu oyunu ilk okuduğumuz andan itibaren, geçen yıl okumuştuk. Ali'ye bir gün işte okuyalım mı, denemek istiyorum gibi bir şey söylemişti. Ben de tabii ki seve seve, yani ben oynarım ya da herhangi bir arkadaşım oynar, hiç fark etmez. Bu oyun beni gerçek anlamda çok heyecanlandırdı. Ve ben oynayacağımı da düşünmemiştim ilk başta oyunu okuduğumuz zaman. Bilmiyorum, hep böyle daha renkli, daha güler yüzlü bir karakter olduğum için ben kendimle bağdaştıramadım. Ama bu oyunu okuduğumuzda Ali'ye ile birlikte gözyaşlarımızı tutamadık. Mesela beni ilk günden itibaren bu kadar çok içine alan bir proje olmadı diyebilirim. Yani ben oyunu okurken de çok etkilendim. Hamlet'le olan ilintide çok etkilendim. O iki oyunun birbirine karışması ve Hamlet'in nasıl bu kadar günlük hayatımızın içinde olduğuyla yüzleşmek mesela. Çünkü evet, hepimiz oyuncular olarak Hamlet'i çok iyi biliyoruz. İşte bilmem kaç yüzyıl önce yazılmış oyun ama kayıp ve bir kafatası ve bugünkü Kıbrıs'la ne kadar çok ilişkisi varmış. Bütün bunlar beni çok çok derinden etkiledi. Yani bu role hazırlanırken falan da hep onunla şey yaptım. Onunla yaşadım yani. Evde işte ezber yaparken, yürürken, yemek yaparken falan, işte bahçeyle uğraşırken hep içimden tekrar ediyordum oyunu. Ve dediğim gibi o çok çok içselleştirdim ben bunu. Bir savaş var. Sıçtığımız savaş. Bitmiş gitmiş ama ondan bir türlü kurtulamıyorsun. Acayip yani ölmedin, yaşadın sonuçta. Ama kurtulamıyorsun yine de. Yok. Galiba aslında bu işin acısını çekenler yaşayanlar. Hayatta kalmışsın, ölmemişsin. Yaralanmamışsın. Ama bir türlü bırakmıyor peşini. Ya başka türlü bir şekilde gazisin sanki. Başka bir şeyin gazisi. Böyle elle tutulmayan bir şey kaybetmişsin. Böyle yol gibi bir şey. Nasıl yürüyeceğini, nereye yürüyeceğini kaybetmişsin gibi. Yani oyun aslında mesaj vermekten, yani
klasik tiyatro düşüncesinin ya da konvansiyonel biçimlerin dışında farklı bir derinliği var aslında oyunun. Özellikle bizim coğrafyamız için, bizim gibi toplumlar için. Bu da aslında bir nevi analitik düşüncedir. Yani bunu yapsak daha iyi olurdan ziyade ya da doğru yol budur göstermekten ziyade bir analizdir. Toplumun yaşadığı bu ağır travmanın, bu ağır psikolojik darbenin günümüzde farklı nesillere ve farklı insan gruplarına, farklı psikolojilere nasıl etki yarattığını ve etkilediğini aslında oyun bize yüzümüze vurur bir şekilde. Yüzleşme. Yani oyunda yüzleşmedir aslında. Oyun içinde zaten büyük babanın durumu, annenin durumu, adamın durumu ve bunun yanında mezarcı ve Horacio karakterinin farklı şekillerde konuya yaklaşımı tam olarak da bunu yansıtır. Yani mesela büyük baba karakterinin o dönemi yaşayıp ona birebir tanık olmuş biri olarak travması çok daha farklıdır. Belki bir ön yargısı vardır. Belki bu travmanın içinden çıkmıştır ama çıkamamıştır. Bunun gelgitleri vardır. Anne çok yakın birini kaybetmiştir. Çok yakınını kaybetmiştir. Bunun üzerinde farklı bir travması vardır. Adam karakterinin zaten babasından dolayı yani aslında o dönemi yaşamamış ya da yaşamış ama çok net anıları olmayan bir karakter olarak baktığımızda Horacio ve mezarcı karakteri de daha olayın dışından ama analitik düşünceyle oyuna katkı sağlar. Gitti oğlan be. Gitti. Orada. Orada bizi ayırdılar. Yaşlılar kalsın dediler. Yok size yardım vardım. Elimizdesiniz artık yok. Sonra hepsini aldılar. Götürdüler. Oraya ağaçla. Sonra hepsini bir defa daha ta 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 vurdular. Bir kaybın babası, bir gencin dedesi veya büyük babası, bir kadının babası veya kayınpederi olarak da kabul edebilirsin. Niye oynuyorum? Bu ülkede o kadar çok kayıplar var ki, oldu ki, yani o insanların acısını, derdini, o insanların içinde bulundukları psikolojik durumu elimden geldiği kadar yansıtmaya çalıştım. Yaş itibariyle, çünkü bizim kuşak mesela çatışmayı ya da 74'ü yaşamadı, görmedik ama sen yaşın itibariyle Kıbrıs'ta yaşanan bu acılara... Yani bu acıların yaşadığı dönemleri de yaşadın, kişisel olarak da yaşadın. Bu ve arkadaşlarım oldu işte, yani babaları kayıp, kaybedilmiş arkadaşlarım da var hala daha. Ve çok sevdiğim arkadaşlarım, yani çok yakın olduğum arkadaşlarım bunlar. Mesela Yalçın Okut, mesela Taner Dimililer. Onların nasıl bir acı duyduğunu, nasıl bir o kayıplarından dolayı nasıl bir psikolojik durum içinde olduklarını çok yakinen gördüm, izledim, yaşadım onlarla beraber, onların düşüncelerini. Hatta evet, ben yaşım itibariyle 63'ü de yaşadım. Zaten 63'te asker oldum, gönüllü asker oldum. Gittim dağlarda mücahitlik 6-6,5 sene. Ve o 63'te yaşanan kayıp olaylarını, yani bu insanların barikatlarda, yolda, orada, burada alıp götürülmelerini ve yok edilmelerini, ortadan kaldırılmalarını daha çok yakın olmasa bile yaşadım, yani bu olayları hep yaşadım. 74'ü de yaşadık yani bol bol. Yani çok yakındım zaten bu olaylara, çok yakındım. Dolayısıyla hiç de oynarken zorlanmadım çünkü zaten yaşamıştım. Sana da manyakça gelmiyor mu bu işler? Manyakça tabii. Eline bir kuru kafa alıp işe gidiyorsun her gün. Ne iş?
Bütün bu işler, kimlik tespitleri, taşımalar falan. Yapılması gerekeni yapıyoruz işte. Nereden çıkmış bu gereklilik? Nasıl nereden çıkmış? 23 senedir orada duran mezarı kazmak nereden gerekmiş? Geç bile kaldılar. Hem mezar değil o. Anlamıyorum. Neyi değiştirecek? Niye oynatıyoruz yerinden orada yatan adamı? Bulmuşlar. Bu kadar yıl sonra bulmuşlar. Ne yapacaktık yani, orada mı bırakalım? Öyle bir seçeneği mi var? Taşıyacaklar zaten. Tamam, nedir yani? Ne var bunda? Ne? Ne? Evet, ne? Ne? Neye yarayacak? Mezarından hak bırakmıyorlar adamı. Mezar değil mi? Çukur! Çukur! 15 kişinin üst üste yattığı bir çukur o. Böyle birbirinin içine geçe geçe. Adam karakteri, evet, sadece 4 yaşında sahip olduğu anılarıyla, babasının anılarıyla yaşayan, bir yandan da kayıp olan, bugün yaşamayan, geçmişi kayıp ve şu anda kayıp yaşayan bir kişi, bir anneye sahip ve bir büyük babaya, onlarla beraber yaşıyor. Aynı zamanda tiyatroda oyunculuk yapıyor bu adam. Adamın karakter olarak şöyle bir yönü var. Aslında kayıp olan ve şu anda oyunun hedeflediği, yani ulaşmak istediği jenerasyonun bir örneğidir, temsilidir bizim adam. Bizim jenerasyonumuzun, yani savaşı görmeyenlerin. Görmeyen, duyanların, duyanlardan, duymadığı, bilmediği için de birazcık uzak ve duyarsız belki de zaman zaman. Bir türlü içselleştiremeyen, geçmiş bitmiş, onun için pek bir anlamı ifade etmeyen. Savaş falan hiç anlam ifade etmiyor adam için. Öyle bir karakter. Oyun bence çok güzel bir oyun. Beni çok heyecanlandıran bir oyun. Çalıştığım ekip de kesinlikle buna çok büyük katkı sağlıyor. Birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir oyun bence. Kayıp oyunu. Barış için de çok önemli bir yeri var. Çok büyük destekleyicisi bence. Çünkü bunları bilmiyorum tabiri doğruysa ama halletmek, bunlarla el sıkışmak, kucaklaşmak belki de. Yüzleşmek, evet. Doğru tabir bu olur herhalde. Yüzleşmek için buna ihtiyacımız var. Ve misyonu açısından bu oyunda yer aldığım için, yine tekrar ediyorum, bu kadroyla beraber olduğum için çok mutluyum açıkçası. Ve belediye tiyatrosunun da misyonlarından biridir bu.